Outlast biliyorsunuz bundan 11 yıl önce yani 2013 yılında çıkan bir yapım ve zamanında da grafikleri de gayet güzel bir oyundu. Fakat her zaman bana şu soru geliyordu arkadaşlar kesinlikle. 2024 yılında bir Outlast remake gelse nasıl olur? Bu videoda izleyeceğiz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz bu karede Outlast'i remake haline getirmişler arkadaşlar. Tek bir kullanıcı AI üzerinden yapmış ve nasıl olurdu bunu beraber yaşayacağız. Başından sonuna kadar izleyeceğiz arkadaşlar. Ben de çok heyecanlandım. Neyle karşılaşacağımı gerçekten bilmiyorum. Bunu sizlerle birlikte izleyelim bakalım. Remake olsaydı Outlast nasıl olurdu bunu hep beraber görelim. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız, daha doğrusu Outlast remake istiyorsanız Red Barrels'tan arkadaşlar. Bu videoyu beğenelim arkadaşlar. Yorumlarınız ve aboneliklerinizi bekliyorum. Çünkü Red Barrels benim kanalı da takip eden bir firma arkadaşlar. Kendileri de arada sırada konuşuyorum, iletişime geçiyorum. Belki de bu projeyi görüp daha sonradan ulan böyle bir fikir atabiliriz diyebilirler. O yüzden çok da önemli arkadaşlar bu videoya vereceğiniz destekler. Hadi bakalım baştan sona bir izleyelim. Şu kare oyunun başında muhtemelen o giriş sahnelerinden bir tanesi. Hadi bakalım abi. Of. Night Vision, evet bak burada televizyon kısmı. Oğlum çok iyi görünüyor lan. Sesi yapmış falan. Bir kullanıcı yapmış bunu AI ile arkadaşlar remake. Of oğlum ışıklandırma, kaplamalar çok iyi. Oğlum bu ne? Bak 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 bak. Biraz kapılar falan ilginç görünüyor. Of çok iyi duruyor ya. O animasyon da yapmış. Vay. Vay vay vay. Oğlum çok başarılı. Bir şey söyleyeyim, bayağı korkutucu duruyor. Bayağı korkutucu duruyor lan. Muhtemelen Unreal Engine 5 arkadaşlar bu. Zaten Unreal Engine 3 grafik motoruyla yapıldı şey. AI ile birlikte birleştirmiş. Vay anam vay. Baksana abi yani gerçek hayat gibi yani. Çok çok iyi. Aha jumpscare geliyor. Oha. Evet tabi yani bazı böyle göstermelik yaptığı için demek ki böyle ufak hataları var. Bir anda sahne değişti. Aa Chris Walker. Oğlum o nasıl bir Chris Walker lan? Ya AI arada sapıtıyor demek ki. AI biraz sapıtıyor, evet onu anladık. Ama şöyle bir hani gözümüz önüne gelince bayağı öf yani. Of çok iyi duruyor burası. Aha. Birebir birebir yapmışlar baksanıza. AI ile birebir remake yapmışlar yani. Aha deli var orada. Orada bir AI reis var. Bak böyle sahneleri değiştiriyor demek ki. Kodlamayla bir şekilde böyle değiştiriyor. Demek ki yapım aşamasında olduğu için muhtemelen AI ile bir şekilde yapmaya çalışıyor. Bu göstermelik mi yoksa gerçekten yapıyor mu bilmiyorum. Aa delilere bak. Oha. Amca Hüseyin abi. Okey, sahneler arasında geçiş yapıyor demek ki. Nice, güzel. Aa night vision. Aha jumpscare. Of adam iyi duruyor lan bu arada. Adam iyi durdu bu arada. Sahne de değişti. Evet evet bu şekilde değiştirmeler var. Çok normal bu arada ya. Dur bakalım şey Chris Walker'ı gördük. Pederi mederi görecek miyiz? Ki o sahneye geldik şu an galiba. Aynen. Aa bak klavye. Oo peder yakaladı, iğneyi soktu. Of çok iyi lan. Peder. Baba o çok iyi durdu lan. Oha elim el benden daha gerçekçi. Bu ne? Oğlum bu ne? Arkadaşlar bu nedir? Oo ben bunu thumbnail'a koyacağım. Bunu küçük resim yapacağım abi. Abi çok iyi bu arada. Abi Red Barrels lütfen yap ya. Please make this happen. Abi gerçekten yapabilirsiniz siz bunu ya. Çok güzel durur yani. Aa geç. Burada da şey enteresan duruyor. The
Televizyon melevizyon monitör. Security mükürity. Bu daha güzelmiş. Bu daha güzelmiş. Daha eski hissettiriyor. Daha iyi. Aynen. Pederin oldu. Peder sakallı oldu bir anda. Enteresan. Sahneler arasında böyle geçiş yapmış. Enteresan. Demek yapım aşamasında böyle şeyler olabiliyor. Oo, bu ne oğlum? Night vision falan çok iyi. Hapishane çok iyi. Baya iyi. Hani AI'la herifler ne yapmış ya gerçekten? Bir de bu AI arkadaş, yapay zeka. Siz bir de bunu normal düşün. Oo. İkizler fena. Bak ikizler biraz böyle kuru kafa falan, muru kafa olmuş abi. Baya korkunç duruyor abi. Baksanıza. Bak herifin kulağı. Diğer adamın kulağı bu arada. Baya komik. Arkadaşlar yani ben beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Red Bros çıkarırsa böyle bir remake. Düşünsenize. Yalnız adamın tipi ne kadar korkunç la. Ay. Yani böyle bir remake çıkarırsa, ki abi son zamanlar zaten Resident Evil geliyor, Silent Hill geliyor. Yani bunların remake'leri geliyor. Her ne kadar Outlast o kadar eski mese de animasyonları falan yine hala aynı iyi, aynı güzel yani. Aynı güzellikte neredeyse. Ama hani yeni grafik motoruyla acayip bir şey, böyle bir şeye dönüşebilir Outlast arkadaşlar. Siz ister misiniz? Siz ister miydiniz? Ben aşırısı baya istedim şu an. Yani bunu gördükten sonra daha çok istedim. Eskiden böyle ya olabilirdi falan yapıyordum ama bunları gördükten sonra abi, ya şu nedir abi? Bu ne? Bu nedir? Bu nasıl bir grafiktir yani? Hani acayip bir şey. Gerçekten acayip bir şey yani. Kesinlikle Red Barrels'ın yapması lazım. Red Barrels bizim sesimizi duy. Bunu yapın. Bunu remake'de yapın. Zaten Unreal Engine grafik modunu kullanıyorsunuz. 4 kullanmışsınız galiba son oyununda. Sonra 3 kullandınız bu oyunla. Bence 5'e geçilir ama 5'in de böyle stutter teknik anlamda bazı sorunları var. Silent Hill 2 remake'de de vardı ama yine de halledersiniz siz ya. Bence hallederler arkadaşlar. Red Barrels remake yapsın diyenler bu videoya beğeni atsın, abone olsun ve yorumlarınızı yazın. Görüşleriniz neler? Sizleri tatmin etti mi? Böyle bir şey gelse alır mıydınız? Satın alır mıydınız? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Okuyacağım bütün yorumlarınızı. Merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz bu gördüğünüz görüntüler içerisinde? Umarım keyif almışsınızdır sevgili dostlar. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi bakalım yine görüşeceğiz. Hoşçakalın.